Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Yıllardır yapıyorum, hep yapış yapış oluyor. Şöyle tane tane bir irmik helvası yapamıyorum diyenleriniz varsa kaşığı şöyle değdirdiğinizle beraber dağılan harika irmik helvası yapımını bugün sizlerle paylaşıyorum. Bu tarifimi ben hem çalışmış olduğum Kentrik firmasında yapıp yolluyoruz hem de cemiyetlerde yapıyorum. Hepinize şimdiden keyifli izlemeler dilerim. Tatlımız için gerekli olan malzemeler aslında ölçüler birebir akıllıda kalan bir ölçülerdir. Yıllardır ben bu şekilde yaparım. 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı oda sıcaklığında su, 2 su bardağı şeker hazırlıyoruz. Bunlar şerbeti için. İrmiğimizi kavurmak için ben 125 gram margarin kullanıyorum. Dilerseniz tereyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanacaksanız 2 yemekten fazla kullanmayın. Bu defa çok böyle ağır bir fazla yağlı olacaktır. Şimdi öncelikle şerbetimi ben eritmekle başlıyorum. Çünkü bugün biz bu şerbetimizi hiç kaynatmadan yapıyoruz. Yapmış olduğum tariflerde hem böyle pratik hem de birebir tutan olsun istiyorum. Ve bu tariflerimi de sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi şeker ve suyu şöyle bir miktar karıştırarak şekerinin erimesini sağlayalım. Yağı tencereye alıp yağın erimesini sağlayalım. Erimiş olan yağın içerisine irmikleri alalım. İlk 5 dakika böyle harlı ocakta kavuralım. Daha sonra 5 dakikada kısa yakın olacak şekilde ocakta renk alana kadar irmiklerimizi kavurmaya devam edelim. 10 dakika kavurmak benim için yeterli oldu ve şimdi dikkatli bir şekilde şerbetini verelim. Bu arada dikkatli olun, sıçrama yapabilir. Karıştırmaya devam edelim. Şimdi zaten bu şerbetini çekecektir. Helvamız istediğimiz kıvama geldi. Kaynamaya başladıktan sonra irmiği hiç karıştırmayı bırakmadan sürekli karıştırarak 3 dakika bu şekilde ben pişirmeye devam ettim. Nereden anlıyoruz bunun olduğunu? Bu şekilde böyle yaptığımız zaman eğer irmikler birbirine kavuşmuyorsa artık bu olmuş demektir. Ve hemen ben şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve pilavlarda olduğu gibi üzerine şöyle bir kağıt havlu kapatıp kapağını kapatıyorum. Bu kağıt havluyu ben mutlaka dediğim gibi yıllardır yaparım. Bu şekilde yapıyorum. Bu kapağında oluşan buhar nemin emmesi için. 10 dakika dinlenmiş olan helvamızı şimdi şöyle bir karıştırıp hemen servise geçelim. Bu irmik helvasını ben böyle ılık ılık tüketmeyi çok seviyorum. Eminim sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Hemen servise geçelim. Hafifçe ıslatmış olduğum kalıbıma tatlımızdan alalım. Ve servis yapacağımız tabağımızı alalım. Bugün hep beraber yapımı oldukça kolay, birebir tutan harika lezzetiyle irmik helvası yapımını paylaştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.